Merhaba arkadaşlar. Ben Can Hoca. Soru çözümü 3 ile devam ediyoruz. Şimdi Px polinomunun bize verilmiş. Px polinomunun x kare eksi x ile bölümünden kalan soruluyor. Şimdi normal bölünme işlemi olarak yazmamız gerekiyor. Polinomumuzu bu şekilde yazıyoruz. x kare eksi x ile bölümünden kalan soruluyor. Şimdi e, polinomumuza baktığımız zaman en büyük dereceli terimi her zaman elde etmeye çalışıyoruz. Buradaki en büyük dereceli terim de x kare. Diyorum ki x kareyi ne ile çarparsam x kübü elde edebilirim. O zaman x ile çarparsam x e x kareyi çarparsak x küp. x ile eksi x'i çarparsam eksi x kare. her zaman ikincisini çıkartıyoruz. Çıkartma işlemi yaparken de eksiyi dağıtırıp dağıtıyoruz. Eksi burası artık artı olmuş oldu. Bunlar birbirini götürdü. Eksi 4x kare ile artı x kareyi toplarsam eksi 3x kare. Bunları aynen aşağıya yazmamız gerekiyor. Şimdi e, buradaki polinomuma bakarsam eğer ben en büyük dereceli terim burada eksi 3x kare. Her zaman bunu elde etmeye çalışmam gerekiyor. En büyük dereceli terimi. Eksi 3x kareyi nasıl elde edebilirim diyorum. E, bölüne baktım ben burada. Bölün ne ile çarparsam eksi 3x e, kareyi elde edebilirim. Eksi 3 ile çarparsam. Eksi 3 ile x kareyi çarparsam. Eksi 3 x kare. Eksi 3 ile eksi x'i çarparsam. Artı 3 x. Her zaman ikinciyi eksi ile çarpıyorduk. Biz burası eksi ise artık artı oluyor. Burası artı ise artık eksi olmuş oluyor. Bunları topladık birbirlerini götürdü. 2 x ile eksi 3 x'i toplarsam. Eksi x eksi 1. Yani kalanımız bizim burada. Eksi x eksi 1. Burada bölümü eğer sorsaydı x eksi 3'tü. Benden sadece kalanı sormuş oldu. Cevabımız Ceyhan. İkinci sorumuz ile devam edelim. İkinci soruda bana px polinomunu vermiş. x kare artı x eksi 1 ile bölümünden kalan 3x eksi 16'ymış. Şuraya yazmak istiyorum. Yani px polinomum benim burada. x kare artı x eksi 1 ile bölümümüz bizim. Bu burası bölen burası bölüm. Kalanımız da Burada 3x eksi 16 imiş. Şimdi şu şekilde yapmamız gerekiyor. Bizim burayı sıfır yapmamız gerekiyor. Ki sonucumuz kalana eşit olsun. Benim burayı sıfır yapmam gerekiyor. Burayı sıfır yaparsam eğer burası gidecek ve sadece px polinomun kalana eşit olacak. Burayı şu şekilde sıfır yapabilirim. eksi bilmiyorum zaten. Ben o zaman şurayı sıfır yapmam lazım. X kare artı x eksi birim demek ki sıfır olmalı dedim. Eğer ben buraya sıfır yazarsam burası gidecek. burada en büyük dereceli terimi her zaman yalnız bırakırız. Yani o zaman x kare dediğin şey yalnız olması gerekiyor. Diğerlerini karşı tarafa atıyorum. Eksi x olarak geçer. Eksi bir de karşı tarafı artı bir. Bunu bu şekilde yazalım. Demek ki e, x kare gördüğüm yere ben eksi x artı bir yazacakmışım. O zaman e, ben burada polinomumu yazarsam ben e, direkt sonucuma eşit olacak. Yani px polinomu sadece 3x eksi 16 eşit olacak. O zaman başlayalım yazmaya biz burada. E, x kare e, ben bunu 2x çarpı x kare diye ayırabilirim. Artı a x kare eksi 3x artı 4b. Burası eşitmiş 3x eksi 16. Çünkü burası artık komple 0 olmuş oldu. Şimdi x kare gördüğümüz yerlere ben burada eksi x artı 1 yazacağım. 2x çarpı eksi x artı 1 artı a çarpı eksi x artı 1 eksi 3x artı 4b eşittir 3x 16. E, ben bunları tek tek dağıtmam gerekiyor şu şekilde. Şimdi e, 2x ile eksi x'i çarparsam eksi 2x kare geldim. 2x de artı 1 çarparsam artı 2x. Burada eksi ax artı a eksi 3x artı 4b eşittir 3x eksi 16. Dikkat ederseniz burada tekrar x kare geldi. x kare gördüğüm yani eksi x artı 1 yazacağım. Eksi 2 ile eksi x artı 1 çarparsam artı 2x geldi. Eksi 2 ile artı 1 çarparsam eksi 2. Bunları aynen bir daha yazıyorum. Şimdi ben burada x'leri bir tarafa yazmam gerekiyor. Sayıları bir tarafa. Çünkü karşıdaki 3x 16'ya eşitleyeceğim. Kalemimizi değiştirelim. Şimdi Burada x'ler bunlar. E, Karşıdaki x'e eşit olmuş olacak. Yani e, 3x'e. İlk başta x'lerden kurtulalım. E, 2x ile 2x toplarsam 4x. 4 xten de 3x'i çıkartırsam ben e, x kaldı. x eksi ax geldi yani burası. E, bu eşitmiş artık 3x'e. O zaman ben bunun başında 1 var. 1 eksi a dediğim sayı direkt 3'e eşitmiş. A buradan eşittir. Eksi 2 gelecek. E, X'lerden kurtuldum ben. X'ler gitti. Şimdi sadece sayıları al alacağım. E, sayıları al alacaksam ben burada. Onu da turuncu ile gösterelim. Şimdi eksi 2 var burada. Eksi 2. Daha sonra A var. E, bir de 4B var. Bu eksi 16'ya eşitmiş. Şimdi A'yı biliyorum ben. Bunun yerine artık eksi 2 yazdım. Şunun yerine eksi 2 yazdım. Eksi 2 ile eksi 2'yi toplarsam burada eksi 4 geldi. Eksi 4. Burada 4B var. Eşitmiş eksi 16'ya. 4B eşittir. Bunu tarafa atarsam eksi 12. B dediğim şey buradan eksi 3 gelecektir. Ben buradan A'yı buldum. Eksi 2. B'yi buldum. Eksi 3. Benden ikisini toplamını istemiş. Cevabımız eksi 5 gelecektir. Burada. Üçüncü sorumuz ile devam ediyoruz gençler. Kalemimizi değiştirelim. Üçüncü dereceden bir polinom olan px polinomu x kare eksi 2x ile bölümünden kalan 2x eksi 6 imiş. Bunu hemen bir yazalım. px polinomu eşittir x kare eksi 2x ile bölümünden bölümü bilmiyorum bu arada kalınmamı biliyorum. 2x 6 ymış Daha sonra iki tane madde vermiş. Eğer bu px polinomu x artı 1 ile bölümünden kalan eksi 5'tir. Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan da 51'dir. Bunları hemen yanlarına yazmak istiyorum. Yani şu şekilde olmalı. X gördüğümüz yere eksi 1 yazarsam bölüm önemli değil burada. Kalınma eşit olmuş olması gerekiyor. Eksi 1 eşittir. Eksi 5 olması lazım. Eğer 3 yazarsam burada 3 yazarsam p yerine yani x gördüğüm yere 3 yazarsam kalanım 51 e eşit olmuş oluyor. Benden p x x kare eksi 2x ile bölümünden bölüm aşağıdakilerden hangisi eşit olur? Yani benden bunu soruyor. Bölümü soruyor. O zaman e, şunları kullanarak e, benim bir şeyler yazmam gerekiyor. Şimdi x gördüğüm yere eğer ben eksi 1 yazarsam burada eksi 1 eksi 1'in karesi 1. 2 çarpı eksi 1'den burası artık 2 olmuş oldu. Bölüm x. Bilmiyorsun. E, artı 2 çarpı eksi 1 eksi 6. Buradan düzenlersek p eksi 1 eşittir. E, 3 çarpı b x e, Burası e, eksi 2. Eksi 6 da eksi 8. Bunun sonucu eksi 5'e eşitti. E, buradan b dediğim şey benimle gelecek. Eksi 8'i karşı tarafa atarsam ben artı e 8 eksi 5 ile toplarsam 3 o zaman B dediğim şey 1 olmalı. Yani P eksi 1 yazdığım zaman sonucumun 1'e eşit olması gerekiyor. Bir de diğerini yazalım. E benim P 3 yazdığım zaman e buradaki polinomda yazıyorum bu arada. Şurada yazıyoruz. E 3 yazdığım zaman 3'ün karesi 9 eksi 2 çarpı 3'ten 6 geldi bx artı 2 çarpı 3 eksi 6. Buradan yani p3 yazdığımızda 3 çarpı bx 6'dan 6'yı çıkartırsam 0'a eşit olmuş oluyor. Onu yazmıyorum o zaman. Direkt sonucum 51'miş. O zaman bx'im benim buradan 17 olmak zorunda. Yani şu şekilde yazacak olursak biz burada eğer eksi 1 yazdığınız zaman Eksi 1 yazdığımız zaman sonucum b x'im buradan 1 olacak. Eğer 3 yazarsam sonucum şeyde 17 olacak polinomunda. Şimdi öyle bir yazmam gerekiyor ki bu şıklardan şıklardan gideceğiz bu arada. Eee sonucum -1 yazdığım zaman sonucum 1'e eşit olacak. 2 çarpı eksi 1 artı 4. Burası 2 geldi. Yani sonucum 1 olmadı. Bunu eledim. Eksi 1 yazdığım zaman burada 2 çarpı eksi 1 eksi 2. 7 ile topladığım zaman 5 geldi. Olmadı. E, 3 çarpı eksi 1 eksi 3 ile 2'yi toplarsam eksi 1 olmadı. E, 4 çarpı eksi 1 eksi 4 ile 5'i toplarsam sonucum 1'e eşit oldu. Yani eksi 1 yazdığım zaman sonucum 1'e eşit oldu. Bu olabilir mi? Evet. Eee İkinci şıkkı deniyorum. Eğer 3 yazarsam 4 yerine 3 yazarsam sonucum 17 olacak mı? 4 çarpı 3 12 5 ile toplarsam sonucum 17 geliyor. O zaman cevabımız denizlidir. Üçüncü soruyu geçiyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Şimdi dördüncü soruda Px polinomu verilmiş. Px polinomunda burada bu polinomun x kare artı 1 ile Tam bölünebilmektedir. Yani şunu demek istiyor. Px polinomum benim x kare artı 1'e tam bölünüyor. Yani kalınım benim sıfır. O zaman ben burada x eğer ben bölümüm önemli değildi bu arada. Yazmasanız da olur. Ben bunu sıfır yapabiliyorum. Yani x kare artı 1 gördüğüm yere sıfır yazarsam. Yani x kare gördüğüm yere artı eksi 1 yazacakmışım. Bu şekilde yazıyoruz. Ben burada x kareleri bulmam gerekiyor. Şimdi düzenleyecek olursak biz bu polinomumuza her zaman şurada x kareleri bulup yazmanız gerekiyor. Şimdi x e, x kareyi yazdım. 100'ü nasıl elde edebilirim? 2 ile neyi çarparsam 100 olurdu? 50. Eksi 4 çarpı x kare e, 98'i nasıl elde edebilirim? E, 2 ile 49'u çarparsam e, daha sonra devam ediyorum. Şu şekilde yazdım. Burada çift değildi kadar ederseniz burada 97. Ee, x kare dedim burada. Ee, 48. kuvvetini alırsam eğer ben buldum 96 yaptı. 2 üzeri 1 kaldı burada. Eksi k. Eğer ben bu şekilde yazarsam burası gitmiş oluyordu. Sonucum sıfıra eşit olmuş olacaktı. Şimdi ee, ben bunu düzenleyecek olursam. X kare gördüğüm yere eksi 1 yazarsam burada. Eksi 1'in 50. kuvveti 4 çarpı eksi 1'in 49. kuvveti e, n artı 2 çarpı ne gelmiş oldu burada e, eksi 1'in 48. kuvveti x üzeri 1 yani x diye yazdım. Burada. E, şimdi eksi 1'in 50. kuvveti ne olursa olsun artık artı 1 gelmiş olacak. Burada. 1 ee, eksi 1'in 49. kuvveti burası tek olduğu için eksi gelecek. Eksi 1 ile eksi 4'ün çarpımı artı 4. Ee, eksi n artı 2 dedim. Burası e, 1 olmuş oldu. Şurası 1 yazmıyoruz. Çarpı x'i aynen yazdık. Eksi k eşittir 0. Burada düzenleyecek olursak e, x'leri kendi aralarında yazalım. E, eksi n artı 2 çarpı x. E, sayıları da kendi aralarında yazalım. Burası 5 eksi k. Yanında x olmadığı için onları da ayrı yazdım. E, buranın sıfır eşit olması gerekiyor. Diğerinin de aynı şekilde sıfır eşit olması gerekiyor. Şunun sıfır eşit olması gerekiyor ve buranın da sıfır eşit olması gerekiyor. K buradan o zaman 5 geldi. N buradan eşittir. Eksi 2 geldi. Benden şunu istiyordu. K eksi N kaçtır diye soruyor. K dediğim şey 5. Ne dediğim şey de eksi 2. Buradan artık cevabımız 7 gelmiş oluyor. Arka sayfadan devam ediyoruz arkadaşlar. Beşinci soru ile devam ediyoruz. Şimdi px polinomu bu şekilde belirmiş. x kare artı 2 ile e, bölümünden kalan eksi 16 imiş. Bunu şu şekilde yazabiliriz. px polinomu eşittir. x kare artı 2 bölümümü bilmediğim için px yazdım. Eksi 16 eşitmiş. Şimdi eğer ben bunu sıfır yaparsam bu kısmı e, cevabım eksi 16 eşit olacak. Bunu da şu şekilde sıfır yapıyorduk. Ben burayı Sıfır eşitlemek için e, B'yi bilmiyordum zaten. X kare artı 2 o zaman sıfır eşitleyeceğim. Ben buradan X kare gördüğüm yere artık eksi 2 yazacakmışım. Yaz. Şimdi e, o zaman ben polinomda yazarsam burası gitmiş olacak. Cevabım eksi 16'ya eşit olacak. Ben polinomda X kare gördüğüm yerlere eksi 2 yazacakmışım. Öyle bir parçalayacağım ki şimdi e, X üzeri 5'in X'in karesinin karesi çarpı x üzeri 1 dedim. Eksi 3 çarpı x karenin karesi. Bunlar çarpım durumunda. Eksi a x eksi 4. Eğer ben burayı 0 yazarsam sonucum eksi 16'ya eşitmiş. Şimdi x kare gördüğüm yere artık eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin karesi çarpı x eksi. Ben burada da eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin karesi eksi. A eksi 4 eşittir eksi 16. Ee, buradan ne gelmiş oldun? Eksi 2'nin karesi, karesi 4. 4 x geldi. Eksi 2'nin karesi 4. 4 ile de eksi 3'ü çarparsam eksi 12. Eksi a eksi 4 eşittir. Eksi 16. Düzenleyecek olursak biz burada e, x'leri kendi aralarında yazıyorum. 4 eksi a çarpı x. Şunlardan yani kurtuldum. Eksi 12 ile e, eksi 4'ü toplarsam eksi 16. Eşitmiş eksi 16'ya. Burada eşit diyecek olursak şimdi eksi 16'lar birbirlerini götürdüler. Burada sadece sıfır eşit olmuş oldu demek ki burası. Burası sıfır eşitse yani 4 eksi a dediğim şey sıfır eşitse a dediğim şey buradan 4 gelmiş oldu. Benden de zaten a'yı soruyordu. Cevabımız o zaman 4 gelecektir. Şimdi 6. soruya bakacak olursak Px polinomu bu şekilde verilmiş. Px'in x eksi 1'in karesiyle bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi normal polinom bölmesi yapabiliriz burada. Ya da x gördüğümüz yere direkt 1 yazarsak sonucumuz 4 olacaktır burada yazdığımızda. Cevaplardan da 1 x'in yerine 1 koyduğumuz zaman sonucun 4 olacak şıkkı da arayabiliriz. Yani iki türlü çözümümüz var. Eğer ben kolayına gitmek istiyorsam bu sorunun yani hızlı çözmek istiyorsam şıklardan da gidebilirim. Şu şekilde başlayabiliriz. Şimdi x gördüğüm yere 1 yazarsam ben p 1 eşittir burada direkt kalınıma eşitlerim burada. O yüzden ben burada polinomda direkt x gördüğüm yere 1 yazarsam yani p1 dersem 1 çarpı 1 artı 3'ten 4 geldi. Eksi 3 çarpı 1 eksi 1'den burası 0 geldi. Yani cevabım 4. P1 dediğim şey 4'e eşit. O zaman cevaplarda ben x gördüğüm yere 1 yazarsam sonucum 4 olacakmış. Ben burada 1 yazarsam eksi 4 ile 1 çarptım. Eksi 4. 8'e toplarsam sonucum 4 geldi. 1 yazdığım zaman 4 geldi mi? Evet. Bu şık olabilir mi? Evet diyorum. Diğerlerine baktığınız zaman hiçbiri sağlamıyor. O yüzden cevabım Adana'dır diyorum. Ya da dediğim gibi ikinci yol olarak normal polinom bölmesi yapıp kalanı da bulabilirsiniz. Birinci soruda yaptığımız gibi. 7. sorumuz ile devam ediyoruz. Px polinomunun x kare eksi 3x ile bölümünden kalan 5x eksi 2 olduğuna göre Buna göre Px'in x ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Normal Px polinomu x kare eksi 3x ile bölümünden yani bu bölen bölümü gene bilmiyorum ben burada. Kalanımız da 5x eksi 2'ymiş. Şimdi Px'in x ile bölümünden kalanını soruyor. Ben burada şöyle ayırabilirim. X parantezini alırsam x eksi 3 çarpı Px. Burada da x parantezin alırsam 5x sadece eksi 2 kaldı. Yani burada ben komple eğer e, x parantezini alacak olursam buradaki sadece kalan dikkat ettiğimiz zaman eksi 2'dir. x parantezini aldığım zaman burada da burada da x var. Sadece o zaman kalanım benim eksi 2'dir. Benden zaten x ile bölümünden kalanı istiyordu. O zaman cevabımız ne olacaktır? Eksi 2. 8. sorumuz ile devam edelim gençler. 8. soruya baktığımız zaman Px polinomunun x-3 ile bölümünden kalan eksi 2'dir. Yani ben burada x gördüğüm yere 3 yazarsam P3 eşittir eksi 2. Eğer x gördüğüm yere eksi 4 yazarsam kalanım 12 eşitmiş. Px polinomunun x kare artı x eksi 12 ile bölümünden kalınlığını soruyor. Ben bunu şu şekilde yazacağım. Tek tek yazalım. Px polinomu o zaman yazdığımız zaman burada e, çarpanlarını çarpanlarına ayıralım. ayıralım. x'e x 4'e e 3'tür. E, artı 4'e eksi 3. Yani ben şu şekilde yazarım. x artı 4 çarpı x eksi 3 e, çarpı Böleni bilmiyorum ben burada. Kalanın ne onu merak ediyorum. Şimdi e, şunları kullanarak ben çözüme ulaşacağım. Şimdi başlayalım. E, X gördüğümüz yere 3 yazarsak. 3 e, koyduğumuz zaman burası gidiyor. E, bunu şu şekilde yazabiliriz. Kalanı AX artı B şeklinde yazmamız gerekiyor gençler. Şimdi X gördüğümüz yere biz e, 3 yazdığımız zaman. 3 yazdığımız zaman e, burası komple gitti dikkat edersiniz Ama x gördüğüm yere burada yazabilirim. Yani şurada e, gideceği için uzun uzun yazalım gene de. x gördüğüm yere 3 yazdım. Artı 4 çarpı 3 eksi 3 çarpı bx e, şurada yazabilirim. E, 3 a artı b bunun sonucu eksi 2 eşitmiş. Yani burası komple gitti. 3 eksi 3 sıfır olduğu için. O zaman 3 a artı b cevabım eksi e, 2. Iııı e, P ye yerine bir de eksi 4 yazdığımız zaman eksi 4 yazdığımız zaman eksi 4 artı 4 çarpı e, 4 şey eksi 4 eksi 3 çarpı bx e, x gördüğüm yere eksi 4 yazacağım için eksi 4 a artı b eşittir 12 imiş e, burada da eksi 4 ile artı 4'ün toplamı e, 0 0 çarpı e, eksi 7 zaten burası gidiyor o zaman ben buraya yazdığım zaman şimdi 3 a Artı b eşittir eksi 2. Ee, buradan da eksi e, 4 a artı b eşittir 12 geldi. Düzenlediğimiz zaman ikinci denklemi eğer eksiyle çarptığımız zaman b'ler gidiyor. Buradan a'yı ben eksi 2 b'yi de 4 bulmuş oldum. Benden şunu istiyordu burada. Ee, Kalını istiyordu. Kalını ben a artı b şeklinde yazıyordum ax artı b şeklinde yazıyordum. A dediğim yere ben eksi 2, b dediğim yere de 4 yazacağım için eksi 2x artı 4. Yani cevabımız buradan denizde gelecektir arkadaşlar. Arka sayfayla devam ediyoruz. 9. Soruya baktığımızda px polinomunun e, bu polinoma bölümünden kalanını soruyor. E, o zaman normal bölme işlemini yapacağız. 5 eksi 1 yazdığımızda x üzeri 4 artı x üzeri 3 artı x kare eksi 1 ile bölümünden kalanı soruyor. Şimdi her zaman x üzeri 5'i elde etmeye çalışıyorduk. x üzeri 5'i nasıl elde edebilirim? Buradan en büyük dereceli terimine bakıyorum. x üzeri 4. x üzeri 4'ü ne ile çarparsam x üzeri 5 elde edebilirim dedim. x ile çarparsam x ile x üzeri 4'ü çarparsak biz buradan x üzeri 5 x ile ee, x üzeri 3 çarparsam x üzeri 4 X ile, x3, x ile x kareyi çarparsak biz burada x küp x ile eksi x'i çarparsam eksi x. Ben bunun her zaman ikinci eksiyle çarpıyordum. Eksi 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 ise burası artık artı oldu. Şimdi şununla şunu birbirini götürüyor. Burada eksi 4 x eksi x üzeri 4 eksi x üzeri 3 Artı x ve yukarıda da eksi 1 kaldı. Ne kalıyorsa komple hepsini yazmam gerekiyor. Şimdi eksi e, x üzeri 4'ü nasıl elde edebilirim diye bakmam gerekiyor. Eksi 1 ile çarparsam elde edebilirim. Eksi 1 ile x üzeri 4'ü çarparsam e, buradan e, eksi 4 şey, x üzeri 4 eksi ile x üzeri çarparsam eksi x'in kübü eksi 1 ile e x kareyi çarparsam eksi x kare eksi 1 ile eksi 1'in çarpımında artı 1. İkinciye eksi ile çarpacağımız için artı oldu burası. Burası da artı oldu. Artı oldu ve burası da o zaman eksi oldu. Topladığımız zaman birbirini götürdü. Topladığımız zaman birbirini götürdü. x kare kaldı burada. E Yukarıda x kaldı. Eksi 1 ile eksi e 1'in toplamı eksi 2 geldi. Şimdi Buranın en büyük dereceli terimine baktığımız zaman x kare var. Ee, burada artık x kareyi elde edemeyiz. Ee, çünkü x üzeri 4 daha büyüktür. Dikkat ederseniz. O zaman bu bizim artık kalanımız olmuş oluyor. Yani cevabımız edinme gelecektir burada. Onun soruya baktığımız zaman px polinomu verilmiş. Bu polinomun e, x artı 3'ün karesi ile tam bölünebilmektedir. Yani şunu demek istiyor. px polinomu x artı şey. 3'ün karesini tam bölünüyor. Bir bölen var. Kalanım da 0 olmuş oluyor. O zaman x artı 3'ü e, ben e, burada 0 eşitlemem gerekiyor. Ama bunu açmanız gerekiyor her defasında. E, tam karenin açımını bilmeniz gerekiyor bu arada gençler. x'in karesi kare artı 6x artı 9 şeklinde açılır. Ben bunu 0 eşitleyecekmişim. x kare gördüğüm yer o zaman eksi 6x eksi 9 yazacakmışım. Şimdi götürüp o zaman ben denklemimde bunu yazmam gerekiyor. Ben burada denklemimde yerine yazarsam yani px yerine yazarsam x kare gördüğüm yere eksi 6 x eksi 9 yazarsam e, sıfıra eşitleyeceğim. Şimdi o zaman px de ben x kare gördüğüm yerlere yazmam gerekiyor. 2 çarpı x kare gördüğüm yere eksi 6 x eksi 9 yazdım eksi ax eksi b artı 1. Bunun sonucu artık sıfıra eşitmiş. Şimdi ben bunları tek tek dağıtmam gerekiyor. E, 2 ile eksi 6x'i çarparsam eksi 12x. E, 2 ile eksi 9'u çarparsam eksi 18 eksi ax eksi b artı 1 sonucum 0 eşitmiş. x'leri kendi aralarında topluyorum. Eksi 12x eksi ax eksi 18'de 1'i toplarsam eksi 17 eksi b eşitmiş sıfıra. Şimdi ben bunları e, x'leri her zaman birleştirip yazın eksi 12 eksi a x e, burada eksi 17 eksi b eşitmiş sıfıra. Kırmızı kalemimizi alalım burada. Şimdi burası sıfır eşit olmalı ve burası da aynı şekilde sıfır eşit olmalı. çünkü sonucum sıfır. B buradan o zaman Eksi 17 geliyor. A buradan eşittir. Eksi 12 gelmiş oluyor. Ben de A ile B'nin toplamını istiyor. Eksi 12, eksi 17 daha eksi 29. Yani cevabımız buradan adına gelecektir. 11. sorumuz ile devam edelim. Ee, bu şekilde polinom verilmiş. Ee, dikkat ederseniz M ve N'ye bilinmiyor. Bu polinomda M'den de neyi bulup çıkartmamız istenmiş. Şimdi ben size şunu demiştim. Px polinomunun yanında ne varsa her zaman bunu sıfır eşitlemeniz gerekiyordu. O zaman x, a, e, x kare artı 2 dediğim şey sıfır eşit. x kare gördüğüm yere eksi 2 yazacakmışım. Yazdığımız zaman şimdi x kare yerine eksi 2 yazdığım zaman burası 0. 0 çarpı px 0 gelmiş oluyor. Şurada da x kareyi ayırırsam ben bunu 2x çarpı x kare diye parçaladım. Eksi x kare artı mx artı n. x kare gördüğüm yerlere hep burada eksi 2 yazacağım. Yazalım o zaman. Eksi 2 yazdım. Eksi 2 yazdım. Eksi 2 ile 2x'i çarparsam burada eksi 4x. Eksi yine de eksi 2'yi çarparsam artı 2 artı m artı ne? Sonucum eşitmiş sıfırmış. E, her zaman x'leri kendi aralarında topluyordum ben. E, o zaman x parantezine alacak olursam ben burada eksi 4 artı m x artı e, yanında sayı olmayanları da şey, yanında x olmayanları da ayrı topluyordum. O zaman burası sıfıra eşit olmuş oldu. Yani şurası sıfır eşit olmuş oldu. O zaman burası da artık sıfır eşit olmuş oldu. Çünkü benim bunu yok etmem lazım. Bunu yok etmem lazım ki ancak sıfır eşit olsun. M buradan o zaman 4 geldi. N buradan bur eşittir. Eksi 2 geldi. Benden M'den neyi çıkartmamız istenmiş? M buradan 4'tü. 4'tü. Ee, ne buradan eksi 2 idi. Başında da eksi vardı. Artı 2 oldu. Sonucum 6 gelmiş olacak. Yani cevabımız C -H'dir. 12. sorumuz ile devam ediyoruz. Ee, bana bu şekilde polinom vermiş. Ee, çarpanlarından biri x kare eksi 3 olduğuna göre a ile b'nin çarpımını istiyor. Şimdi yani a ile b'yi bulmamızı istiyor. Çarpanlarından biri ise eğer tam bölünüyordur. Yani sonucumuz 0'dır. O zaman ben şu şekilde yazabilirim burada kalemimizi değiştirelim. X kare gördüğüm yerleri demek ki e, ben burada 3 yazacakmışım. Çünkü 0 eşitlemem gerekiyor. Tam bölünme e, bu demekti. X kare gördüğüm yerleri o zaman 3 yazacağım. Ben burada X kareyi parçalarsam X karenin karesi 2X çarpı X kare artı A X kare artı bx eksi 4 yazdığımız zaman sonucum 0 eşit olmak zorunda. Şimdi x kare gördüğüm yerde 3 yazacaksam ben burada 3 yazacağım ve şurada 3 yazacağım. 3'ün karesi 9 direkt yazmak istiyorum. 2 eksi 2 x ile 3'ü çarparsam eksi 6 x ve şurada da yazmamız gerekiyor 3. O zaman burası artık 3a artı bx eksi 4 eşittir sıfır olmalı. X'leri kendi aralarında yazmak istiyorum. Burada eksi 6 var. Ve burada da B var. Eksi 6 artı B çarpı X X parantezine almış oldum. Diğer kalanları da kendi aralarında yazmam gerekiyor. 9'dan 4'ü çıkartırsam 5 ve sadece 3 A kaldı. Yanında X falan yok. Onu da yanına yazdım. 0'a eşitmiş. Şu şekilde yapalım. Şimdi benim bunu sıfır, eşit, sıfır eşitlemem gerekiyor. Benim burada e, bunu sıfır eşitlemem gerekiyor. Yazarsak şurada e, B dediğim şey o zaman 6 gelmiş oldu. B dediğim şey 6 gelmiş oldu eğer burası sıfır eşitse. Burada da 5 artı 3 A eşittir sıfırsa 3 A eşittir eksi 5 A eşittir eksi 5 bölü 3 gelecektir. E, A buradan e, eksi 5 bölü 3 B dediğim sayı da 6 olduğu için sadeleştirirsem burada 2 kaldı. Eksi 5 ile de 2'yi çarparsam eksi 10 gelecektir. Burada soru çözümümüz bitiyor. Kendinize iyi bakın.